Paradise Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda bilgisayarınızı hızlandıracak ve daha sağlıklı kullanmanızı sağlayacak çeşitli ayarları ve bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizden ricam işlemlere eksiksiz uygulamanız ve videoyu atlamadan izlemeniz. Şimdi hazırsanız işlemlere başlayalım. Bu işlemleri Windows 10 işletim sisteminde sizlerle paylaşacağım. Fakat Windows 7 işletim sistemine sahip olanlar da bu videoyu izleyebilir. Paylaşacağım ayarlardan sadece 3'ü Windows 7'de mevcut değil. Diğer tüm ayarlar Windows 7'de de, 10'da da, 8'de de mevcut. O yüzden dediğim gibi Windows 7, 8, 10 fark etmez. Herkes bu videoyu izleyebilir. Artık işlemlere başlayabiliriz. İlk olarak Windows Update'ten bahsetmek istiyorum. Windows'unuzun güncel olması, bilgisayarınızın performansı ve işletim sisteminizin sağlıklı çalışması açısından gerçekten çok önemli. Peki Windows'umu nasıl güncelleyeceğim diyorsanız, sol altta başlat butonuna bir kez tıklıyoruz. Yukarıda ayarlara giriş yapıyoruz. Açılan pencerede güncelleştirme ve güvenlik sekmesine giriş yapıyoruz. Açılan ilk ekranda Windows Update güncelsiniz mesajı şu anda benim karşımda mevcut. Aşağıdaki güncelleştirmeleri denetle butonuna bir kez basıyorum. Güncelleştirmeler şu anda denetleniyor. Şu anda yine aynı şekilde güncelsiniz mesajı var. Ben güncelleştirmeni denetledim. Şu anda benim Windows'uma gelen herhangi bir güncelleme mevcut değil. Burada aşağıya kadar uzanan bir sürü güncelleme mevcut olabilir. Şimdi indir, şimdi güncelle, güncelleştirmek için yeniden başlat gibi butonlar görürseniz mutlaka basın yani windows'unuzu güncel tutun arkadaşlar windows update dediğim gibi bilgisayarınızın performansında ve sağlıklı çalışması için gerçekten önemli kısa bir dipnot vermek istiyorum güncelleştirme yaparken bilgisayarınız yeniden başlayabilir kendi kendine kapanıp kendi kendine açılabilir kesinlikle bilgisayarınızın güç kaynağını kesmeyin yani bilgisayarınızı Kesinlikle kapatmayın. Güncelleştirmeler bitene kadar mutlaka bilgisayarınızı açık tutun. Kapatmayın. Windows'unuzu güncel tutun. Şimdi ikinci adımımıza geçelim. Bu adımımızda bilgisayar hızlandırma rehberlerinde mutlaka gördüğünüz olmazsa olmaz Windows'unun iki ayarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Birincisi güç seçenekleri ayarı. Sol alttaki arama kısmına giriş yapıyoruz. Buraya güç planı seçin yazıyoruz. Ve giriş yapıyoruz. Burada karşımıza tercih edilen planlar adı altında iki farklı ayar çıkıyor. Birincisi benim işlemcimin güç planıyla alakalı bir ayar mevcut şu anda tercih edilen. Aynı zamanda aşağıda güç tasarrufu da mevcut fakat benim güç tasarrufu seçili değil. Çok büyük ihtimal buradaki ayar sizin bilgisayarınızda mevcut değil fakat önemi de yok, olması da gerekmiyor. Buradaki ok simgesine tıklayarak ek planları göster diyeceğim. Burada dengeli ve yüksek performans olmak üzere iki farklı plan daha karşımıza çıktı. Bunlar bilgisayarımızın gücüyle alakalı çeşitli ayarları barındıran default yani varsayılan olarak ayarlanmış ayarlar diyebilirim. Buradan siz yeni bir güç planı da oluşturabiliyorsunuz. Burada varsayılanlar arasında seçim de yapabiliyorsunuz. Her neyse uzatmayacağım. Buradaki yüksek performans seçeneğini seçip buradan çıkış yapıyoruz. Zaten aşağıda performansı önem verir ancak daha fazla enerji tüketebilir diyor. Daha fazla enerji tüketebilir kısmına takılmayın. Şu şekilde düşünün bilgisayarı uyandırıyor yani yavaş güç tasarrufu modundan çıkarıyor. Bilgisayarın donanımlarının daha hızlı daha performanslı çalışmasını sağlıyor. E doğal olarak daha fazla enerji tüketebilir. Özellikle dizüstü bilgisayar kullananlar bilgisayarın adaptörü takılıyken yani şarj aleti takılıyken yüksek performansı seçsin zaten bataryadayken, pildeyken yani şarj aleti takılı değilken otomatik olarak bilgisayarın güç tasarrufuna geçmesi gerekiyor. Eğer geçmiyorsa da güç tasarrufunu kendileri mutlaka geçsin. Aksi halde daha fazla enerji tüketebilir kısmının Türkçesi bilgisayarınızı bataryası daha çabuk bitebilir arkadaşlar. Güç seçenekleri ayarları bu şekildeydi. Şimdi hemen olmazsa olmaz ikinci ayarımıza geçiyoruz. Bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Açılan pencerede sağda gelişmiş sistem ayarlarına giriş yapacağız. Yine karşımıza 5 farklı sekme çıktı. Buradan yine gelişmişe giriş yapıyoruz. Performans kısmındaki ayarlar butonuna tıklıyoruz. Burada bilgisayarımızın tasarımıyla alakalı yani görsel bazı ayarları kapatarak bilgisayarımızın performansının artmasını sağlayacağız. Burada en iyi performans için ayarla dediğimizde bilgisayarınızın görünümünde buradaki pencereler ya da gördüğünüz birçok şeyde görsel değişiklikler olabilir. Fakat endişelenmeyin dediğim gibi bu ayarında performans için önemi çok büyük. Ben şu anda bilgisayarım için en iyi Windows olanı seçsin işaretli bir şekilde bırakıyorum. Sizler dediğim gibi en iyi performans için ayarla deyip uygula tamam diyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Olmazsa olmaz iki ayarımız bu şekildeydi. Üçüncü adımımızla devam edelim. Üçüncü adımımızda sadece Windows 10'da bulunan GPU zamanlayıcısı adlı ayarı aktif edeceğiz. Bunun için sol altta başlata bir kez tıklıyoruz. Ayarlara giriş yapıyoruz. Solda tekrar sisteme giriş yapıyoruz. Açılan sayfada en altta grafik ayarlarına giriş yapıyoruz. Burada donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasını gördüğünüz gibi kapalı bunu aktif hale getireceğiz. Bu ne demek? Burada zaten gecikmeyi azaltın ve performansı arttırın diye bizlere bu ayarın ne işe yaradığını, ne sonuç verdiğini bizlerle paylaşıyor. Değişiklikleri uygulamak için bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyormuş. Fakat tüm işlemlerden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı öneriyorum. Şu anda bilgisayarınızı yeniden başlatmayın. GPU zamanlaması ayarı bu şekildeydi. Dördüncü adımımıza geçelim. Bu adımımızda antivirüs uygulamalarından bahsediyor olacağım. Genelde çoğunuz her gördüğünüz antivirüsü indiriyorsunuz. Bilgisayarınızda Birden fazla antivirüs programı olabiliyor. Bence bu çok gereksiz arkadaşlar ve bilgisayarınızın yavaş çalışmasına sebep oluyor diyebilirim. Bu konu hakkında antivirüs programı kullanmalı mıyım? Hangi programı kullanmalıyım? diyorsanız bu konu hakkında detaylı çekmiş olduğum videom mevcut. Onu da sağ üstte bırakıyorum. Ben bu videoda sadece şunu söylemek istiyorum. Bilgisayarınızda kesinlikle en fazla bir tane antivirüs programı olsun. Birden fazlası gereksiz. Bilgisayarınızı yorar, yavaşlatır. Antivirüs programları sürekli arka planda, girdiğiniz web sitelerde, açtığınız dosyalarda sürekli olarak tarama yaptığı için bilgisayarınızı kesinlikle yavaşlatıyor diyebilirim. Hatta ve hatta Windows 10 işletim sistemine sahipseniz benim gibi Windows Defender işinizi görür arkadaşlar. Ben kendim şahsen herhangi bir antivirüs programı kullanmıyorum. Windows Defender benim işimi görüyor. Kapatmam gerektiği zaman da kolayca kapatabiliyorum. Diğer antivirüs uygulamaları gibi zorlanmıyorum. Dediğim gibi bilgisayarınızda kesinlikle bir antivirüs programı olsun. Windows 10 işletim sisteminiz varsa hiç olmasa da olur. Çünkü Windows Defender'da bir antivirüs programı diyebiliriz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden diğer adıma geçelim. Evet arkadaşlar bu adımımızda videodaki önemli adımlardan bir tanesi. Başlangıç ayarlarını tekrar yapılandıracağız. Bilgisayarımız açıldığında otomatik olarak açılan programları devre dışı bırakarak bilgisayarımızın açılma hızını bilgisayarımız normalde açılır bir kendine gelme süresi vardır ya bir şey tıkladığınızda donar o kendine gelme süresini kısaltacağız hemen başlayalım aşağıdaki görev çubuğuna sağ tıklayıp görev yöneticisini açmamız gerekiyor çok kısa Windows 7 işletim sistemi olanlar için de arama kısmına MS John Fink yazarak başlatma kısmına giriş yapmanız gerekiyor Windows 7'de birazdan yapacağımız işlemi bu ekrandan yapabiliyorduk fakat Windows 10'da gördüğünüz gibi görev yöneticisini aç diyor bize. Biz de görev yöneticisini açtık işlemlere devam ediyoruz. Başlangıç sekmesine giriş yaptık. Burada bilgisayarımız açıldığında arka planda kendi kendine her açılışında açılan programlar mevcut. O programları kapatarak bilgisayarımızın daha hızlı açılmasını sağlayacağız. Burada örneğin Cortana programı gözüküyor. Durum devre dışı bırakılmış arkadaşlar. Ben daha önceden Cortana programını devre dışı bırakmışım. Başlangıç etkisi yok diyor. Örneğin Epic Games'in istemcisi başlangıç etkisi yüksek olan bir program ve durumu etkin. Yani ben bilgisayarımı açtığımda Epic Games de kendi kendine açılıyor. Hatta şu anda eğer kapatmadıysam açıktır. Gördüğünüz gibi burada arka planda çalışır durumda. Bunlar gerektiği zaman internet ağımı, işlemcimi Remimi mi vesaire kullanabilir. Arka planda kafasına göre çalışıyor olabilir. Şu an benim için göze batan bir durum yok. Benim kapatmama gerek de yok. Fakat kapatmayı göstermek adına kapatmak istediğiniz programı bir kez tıklıyoruz, mavi olarak seçiyoruz. Aşağıda devre dışı bırak diyoruz arkadaşlar. Realtek HD Audio adlı program benim ses kartımız sürücüsüyle alakalı bir program olduğu için bunu ben etkin bırakmam gerekiyor. Sizlerde bu şekildeki bilgisayarınızın sürücüsü olduğunu düşündüğünüz programları kapatmayın. Kapatsanız da problem olmaz, içiniz rahat olsun. Fakat ben yine de sizleri bilgilendirmem gerekiyor. Hemen hızlıca diğer adımımıza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, bu adımımızda Windows 10'un yeni güncellemelerinde yeni eklenen Cortana uygulamasını kaldıracağız, bilgisayarımızda çalışmasını engelleyeceğiz diyebilirim. Cortana Cortana ne diye soracak olursanız iPhone'da bulunan Siri'nin Windows versiyonu diyebiliriz Cortana fakat Türkçe dil desteği de olmadığı için şu an günümüzde Türkiye'de kullanan yoktur diye düşünüyorum. Sizler de kullanmıyorsanız bu adımı uygulayarak Cortana'nın arka planda çalışmasını engelleyin. Yapmamız gereken arama kısmına giriş yapıp grup ilkesini düzenle yazıyoruz ve giriş yapıyoruz. Solda sırasıyla şu şekilde burayı büyütmek istiyorum. Solda sırasıyla Yönetim şablonları, Windows bileşenleri ara yolunu izliyoruz ve sağda şu şekilde pencereyi büyütüyorum. Sağda Cortana'ya izin ver, Cortana ikili ekranı üzerinde izin ver, yapılandırılmadı durumu gördüğünüz gibi buna sağ tıklayıp düzenle diyeceğiz ve devre dışı bırakıldı olarak ayarlayacağız arkadaşlar. Artık Cortana bilgisayarımızda aktif olmayacak. Uygula, tamam diyorum ve Cortana'ya elveda diyebiliriz. Bu adımımız da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar son adıma geldik. Son adımımızda bilgisayarımızın diskinin doluluk oranını kontrol edeceğiz ve disk temizleme işlemini uygulayacağız. Bu bilgisayar adlı kısa yola giriş yapıyoruz. Burada yerel disk C gördüğünüz gibi yak 500 GB toplam 230'u boşmuş. Buradaki mavi çubuk kırmızıysa ve bilgisayarınızda boş alan çok azsa yani bilgisayarınızın bilgisayarınızdaki diskin %90'ı, %95'i doluysa bilgisayarınızın yavaş çalışmasına bu da etki edecektir. Diskinizi düzenli olarak temizleyerek diskinizin dolmasını engelleyin arkadaşlar. Ben bu videomun uzun olmasını istemediğim için disk temizleme işlemlerinden sadece birini sizlerle paylaşacağım. Fakat disk temizleme ile alakalı da videom mevcut. Onu da sağ üstte bırakıyorum. Eğer göz atmak isterseniz çok yararlı. Bilgisayarınızda gerçekten 50 GB 60 GB yer açmak istiyorsanız o videoya göz atabilirsiniz. Şimdi biz devam edelim. Yerel disk C'ye sağ tıklıyoruz. Yerel disk C özellikleri adı altında penceremiz açılıyor. Buradaki genel sekmesinde diski temizle butonu var. Diski temizleye bir kez tıklıyoruz. Burada karşımıza çeşitli seçenekler çıkıyor. Geçici internet dosyaları, teslimileştirme, geri dönüşüm, geçici dosyalar vesaire. Burada ben düzenli olarak diskimi temizlediğim için kazandığınız toplam disk alanı 500 MB diyor. Yani 1 GB bile değil. Neredeyse hiç temizlemeyecek. Fakat siz daha önceden yapmadıysanız diskinizi ciddi boyutta temizleyebilirsiniz. Şimdi buradaki tiklerin geri dönüşüm kutusu olmak üzere geri dönüşüm kutusunda da şu an benim daha önceden sildiğim, geri dönüşüm kutusunda bulunan dosyalar olabilir. Bunlar da bilgisayarımda gördüğünüz gibi 100 MB yer kaplıyormuş. Bunu da seçersem geri dönüşüm kutumu da silecek gibi örnek. Bunların hepsini ben seçiyorum şu anda ve tamam diyorum. Dosyaları kalıcı olarak silmek isterizden emin misiniz diyor. Evet, eminim. Dosyaları sil dedim. Şu an bilgisayarımda gereksiz dosyalar gördüğünüz gibi silindi. Disk temizleme işlemim bitti. Bilgisayarınızın diski çok fazla dolduysa kesinlikle temizleme işlemini yapmanız gerekiyor. Son adımımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım bilgisayarınız hızlanmıştır. Umarım işinize yaramıştır paylaştıklarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilgisayarınızda gördüğünüz iyileştirmeleri de yorumlarda bizlerle paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.